Yattığı yerden para kazanıyor or. Şimdi İstanbul'da yaşayanlar bilir. Belli başlı semtler vardır. Orada götü kollamak gerek. Yok kulaklık takayım, müzik dinleye dinleye gideyim falan, aman ha, her an her şey olabilir. Bundan tam 5 sene önce Sedat'la dergilere karikatürlerimizi götürüyorduk. O zamanki dergi binası da Dolapdere'deydi. Biraz sıkıntılı bir bölge olduğundan biz Sedat'la olabildiğince sağda solda takılmadan hızlı adımlarla dergi binasına doğru giderdik. Yani yanlışlıkla biriyle 2 saniyeden fazla göz göze gelirseniz bıçaklanabilirsiniz. Yine bir gün dergiye iş götürürken Sedat'tan biraz erken geldim. Daha doğrusu Sedat geç kaldı. Genelde de birini bekleyen insan ne yapar? İşte boş boş telefona bakar, canı sıkılır, sabredemez ama ben cebimden telefonu çıkaramıyorum çalacaklar diye. Şimdi diyeceksiniz abartma sen de diye ama bu kadar paranoyak olmamın sebebi bir keresinde dergiye yürürken gözümüzün önünde telefonla konuşan adamın telefonunu çaldılar. Ondan dolayı ekstra gerginim. Suç işlemiş gibi gergin gergin kaldırımda otururken yanıma iki kişi geldi. Biri sağıma, diğeri soluma oturdu. Ortalarındayım ama bunlar kendi aralarında sohbet etmeye başladılar. Psikolojik baskı da biliyor şerefsizler. Derken sağımdaki pişt bahale bahale dedi. Sağ düğüm la deyip omzuma dokundu. Kafamı çevirdim. Saat kaç dedi. Şimdi bakın arkadaşlar. Tanımadığınız birisi size gelip saat kaç derse tipi de bozuksa oradan yavaşça uzaklaşın. Çünkü yüksek ihtimalle telefonunuzu çalacaktır. Dikkat edin. Neyse bu lavuk bana saat kaç deyince ben olayı çaktım. Dedim aha bunlar telefonumu çalacak. Bir süre yüzüne bakmaya devam ettim elemanın. Hemen sinirlendi cevap versene lan diye. O anda bütün zekamı kullanarak İşaret dili yapmaya başladım. İşaret dili de bilmediğimden rastgele el hareketleri yapıp işitme engelli olduğumu onlara söylemeye çalışıyorum. Tabii bunlar mal olduğu için anlamadılar. Ardından hede hede diye sesler çıkarttım. Diğer tarafımdaki eleman sağır la bu dedi. Öbürü yok lan numara kesiyor bak şimdi onu ne yapacağım dedi. Eğildi kulağıma yakınlaşıp bir bağırdı. Harbiden sağır oldu. Ama hiç tepki vermedim. Kılım kıpırdamadı. Sonra çocuk oğlum sağır la sağır uğraşmayalım günah diyerek arkadaşını ikna etmeye çalıştı. Ulan engelli biriyle uğraşmak günah da, birinin eşyasını çalmak günah değil mi? Neyse bunlar bir müddet benimle uğraştılar. Bağıra bağıra soru soruyorlar lan sanki gerçekten sağır olsam bağırdıklarını da duyacağım. Yemin ederim maymundan beter bunlar. Neyse biraz daha sohbet etmeye çalıştılar. Sonra bir anda ortam gerginleşti. Çocukla ne uğraşıyorsun lan duymuyor işte diye yumruklaşmaya başladılar. Görseniz nasıl dövüyorlar birbirlerini. Dedim oğlum fırsat bu fırsat. Topukla, topuk topuk dergiye zar zor attım kendimi.